Uyuşturucu ticaretini yapan şerefsizdir. İddia etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Hadi bakalım. İddia etmeyen şerefsizdir. Hadi bakalım. Lütfen. Hadi bakalım. Engin Bey, oturun. İspat etmeyen şerefsizdir. Siz kimsiniz oturun, ya? Lütfen. Namusumuzu biz buradan bulduk. Sakin, namusumuzu lütfen. Biz buradan bulduk. Siz kimsiniz? Lütfen. Her türlü hepiniz. Her türlü işi yaparsınız. Ondan sonra dönersiniz. İnsanları suçlarsınız. Aynen Menderes'i böyle astınız siz. Siz astınız. Kusura bakmayın. Menderes'i aynen böyle siz astınız. Engin Bey sustur. Aynı iftiralarla astınız. Sustur. Kara parayı, uyuşturucu parasını ispat etmezseniz şerefsizsiniz. 1000 kere şerefsizsiniz. 10.000 kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Değerli yok arkadaşlar. Öyle bir şey. Bu memleket sizin FETÖ'cülüğünüzle, PKK'cılığınızla, terör örgütlüğünüzle beraber yarına gidecek memleket değil. Hadi oradan. Bu devlete size iftira ettirmeyiz biz. Engin Bey lütfen. Bu devlete size iftira ettirmeyiz. Lütfen sükuneti sağlayalım. Bu devlete iftira ispat etmezseniz diyorum. Bir oturalım. Engin Bey oturur musunuz? Rica ediyorum. Engin Bey siz bir grup başkan vekilisiniz. Sorumlu davranmaya davet ediyorum sizi. Lütfen. İspat etmezseniz diyor. İspat etmezseniz diyor. Evet. İspat etmezseniz diyor. İspat etmezseniz. Başından beri aynı için söylüyorum. Hadi ispat edin. Bütün devleti, polisi, jandarmayı, askeri, sahil güvenliği, narkotiği, evet. Herkesi ama herkesi siz uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayacaksınız. Kimle suçlayacaksınız? Kimle suçlayacaksınız? Bir yazıklar olsun. Engin Bey siz bir grup başkan vekilisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi getirdiğiniz nokta bu. Bir Cumhuriyet Halk Partisi getirdiğiniz nokta. Millet sizden nefret ediyor. Komisyonumuzun düzenini bozmayın lütfen. Kiminizden nefret ediyor sizi? Komisyonumuzun düzenini bozmayın lütfen. Rica ediyorum. Böyle şey olur mu ya? Sürekli bir şekilde laf attı Engin Bey. Sürekli bir şekilde laf attı ve buradan hakaretler ediyor. Lütfen. Öyle şey olur mu? Çalışma düzenimizi bozmayın lütfen. Çalışma düzenimizi bozmayın. Rica ediyorum. Siz bir grup başkan vekilisiniz. Çalışma düzenimizi bozmayın. Efendim? Vermem. Böyle bir usul yok. Böyle bir usul yok. Siz dünyada hangi parlamento usulsüz çalışıyor? Ben usule sahip çıkıyorum. Bu tartışmanın başlangıç sebebi biz değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve burada çalıştığımız bütün arkadaşlarımız başta olmak üzere Türkiye'nin cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticaretiyle suçlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Sizin söylediğiniz çok doğru bir şey var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi bu konuda suçlayıcı bir tabir ortaya koymasa ben durup dururken burada niye Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir laf edeyim?